Şimdi gelelim bu proteinler nasıl oluşuyor? Amino asitleri tek tek gördük. Şimdi amino asitler monomer ama asıl fonksiyonlarını gösterebilmeleri için proteine dönüşmeleri gerekiyor. Orada ilk adımda peptitleşme, yani amino asitleri polimerleştirmemiz gerekiyor. Nasıl polimerleşiyor bunlar? Amino asitler birbirine peptit bağı denilen kovalent bağlarla bağlanıyor. Yani iki amino asiti birbirine bağlayan bağın adı peptit bağı. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bir amino asitin karboksil grubunu bir sonraki amino asitin amin grubuna bağlıyoruz. Tamam? Yani bu birinci amino asit ise ikinci amino asiti buraya yazdık diyelim. Buraya yazdığımız ikinci amino asitin amin grubunu bunun karboksil grubuna bağlıyoruz. Göstereceğim şimdi. Eğer siz MBG dersinize ben girseydim bunu ezberletirdim size bu reaksiyonu. Evet. Amino asitler peptit bağlarıyla birbirine bağlanıyor. Bunlar kovalent bağlar. Polipeptitler de amino asitlerin oluşturduğu polimerler. Peptitler birkaç tane amino asitten binlerce amino asite kadar değişebilir. Yani bazı peptitler var ki 5 amino asitten mesela sabah BERT'leri bahsettim. Bir enkefalin diye bir hormon var. 5 amino asit. N terminalden C terminale göre doğru tirozin, glisin, fenillalanin, metiyonin taktığınız zaman bu size enkefalin oluyor. Ağrı kesici özellikte olan bir hormon. Morfin özelliği. Morfinin yaptığı tüm şeyleri yapıyor. Bir tek şey yapmıyor. Bağımlılık yapmıyor. Ya da çok uzun binlerce amino asiti peş peşe takarak oluşturulan peptitler var. Peptit molekülleri var. Dolayısıyla peptitlerin standart bir büyüklüğü yok. Standart bir amino asit sayısı yok. Amino asit sayıları değişir peptitlerde. Each peptide has unique linear sequence of amino acids with carboxy terminal, C terminus and amino terminal, N terminal. Şimdi şöyle bir şey var. Önemli bir peptidi diğer peptitten farklı yapan bir taşıdığı amino asit sayısı. İki, bu amino asitlerin dizilimi. Şimdi demin ne dedim? Demin size söylediğim 5 amino asitlik bir peptit vardı. Evet, bunlar benim pazartesi günkü dersimden kalan şeyler. Evet, şimdi mesela demin dedim ya. N terminal diyoruz. Şimdi taraflı moleküller olduğu için şimdi DNA'yı yazarken 5 üstünden 3 üstüne doğru yazıyoruz. Yani 5 üssü tre A C G T T T diye yazıyoruz. Proteinleri yazarken de proteinin ya da peptit zincirinin baş tarafının ne taraf olduğunu belirlemek için N diye başlamak zorundayız. Her zaman için N terminalden başlıyoruz. Yani birinci amino asitimiz N terminal amino asitimiz. Neden? Çünkü birinci amino asit amin grubu boşta olan amino asit. Birazdan anlayacaksınız. Mesela size bir peptit zincirinin dizisini yazacağım. Sequence of a peptide chain. N terminal dedim. Tirozin, glisin, fenilalanin, metiyonin ve C dedim. Şimdi bu enkefalin peptidinin amino asit dizilimi. Sequence. This is sequence. Tamam? Oldu mu? Oldu deyin. Aferin. Sequence ne sequence? Amino asit sequence of peptide. Enkefalin denen hormonu. Yani sadece 5 amino asitten oluşuyor. Ama bunu daha farklı bir şey yapsanız, mesela şunu glisin yerine prolin yapsanız bu tamamen farklı bir şey olur. Yani bir peptidin fonksiyon gösterebilmesi için amino asit diziliminin o peptidin amino asit dizilimi olması gerekir. Amino asit dizilimi değişiyorsa peptit fonksiyon gösteremeyebilir. Çoğu zaman gösteremez. Bazı durumlarda fıyıttırıp gösterdiği de olabilir. O fıyıttırmaları da birazdan anlatacağım. Tamam, bu sequence ya da Türkçesi dizilim. Çok ağır geliyor mu biriler? İyi. Şimdi devam edelim. Şimdi dolayısıyla bir peptit zincirinin iki ucu var.
Buna N terminal ve C terminal diyoruz. N terminal başı, C terminal sonu. Kaç amino asitten oluştu? Bu aşamada biz bağlamıyor ama peptidi bağlar. Şimdi peki peptit bağı ne demek? Şimdi şurada ne dedim? Bir karboksil grubu, amin grubu. Birinci amino asitin karboksil grubunu, ikinci amino asitin amin grubuna bağlıyoruz. Bunu bağlarken aradan bir su molekülü çıkarıyoruz, tamam? Aradan bir su molekülü çıkarttığımız zaman, yani karboksilin OH'ını ve de amin grubunun hidrojenini alıp birbirine kovalent bağ ile bağlayıp su olarak çıkardığımızda, şu karbon, yani birinci amino asitin karboksil karbonu, ikinci amino asitin amin grubunun azotuna kovalent olarak bağlanıyor. Heh, bu bağın adı peptit bağı. Tamam? Kovalent bir bağ. Bunun adı peptit bağı. Şimdi şu anda şu yapının adı dipeptit. Tamam? Dipeptit. İki tane peptit amino asitten oluştuğu için adı dipeptit. Şimdi bu ne? Metiyonin, şu sanırım fenilalaninde. Metiyonil fenilalanin. Şimdi protein sentezi şöyle gerçekleşiyor. Birinci amino asiti alıyorsunuz. Onun karboksil grubuna ikinci amino asitin amin grubunu bağlıyorsunuz. Sonra üçüncü amino asiti alıyorsunuz. Üçüncü amino asitin amin grubunu da ikinci amino asitin karboksil grubuna bağlıyorsunuz. Yani her amino asiti kendisinden bir önceki amino asitin karboksil grubuna kovalent olarak bağlıyorsunuz. Neresinden? Amin grubundan, evet çok güzel. Amin grubundan kovalent olarak bağlıyorsunuz. Bu zinciri uzattığınız zaman elinize polipeptit zinciri geçiyor. Polipeptit zincirini sentezlemiş oluyorsunuz. Şimdi bunu da buraya taktığımızda bakın karboksilin OH'ı takip edebiliyor musunuz şeyi? Şu şununla üst üste çakıştırabiliyor musunuz? İkinci şey, şimdi şu birinci amino asit. Birinci amino asitin alfa karbonu, amin grubu, karboksil grubu. İkinci amino asite geçiyoruz. Alfa karbonu, amin grubu, karboksil grubu. Tamam? Şimdi peptit zincirinin sentezi sırasında, yan gruplar herhangi bir fonksiyon göstermiyor. Yan grupların sentez sırasında herhangi bir etkisi yok. Şimdi bunu da eklediğimizde bu bir tripeptit oldu. Ve tripeptit, bunu uzattığımız müddetçe, uzatırken ne tarafa doğru uzatıyoruz? C tarafına, C yönünde uzatıyoruz. Amin grubu, birinci amino asitin amin grubu her zaman serbest kalıyor. Çünkü buraya başka bir şey takamıyoruz. Protein sentezi unutmayın. Peptit sentezi her zaman için N terminalden C terminale doğru gider. Şimdi bu bizim dolayısıyla N terminal amino asitimiz bu oluyor. Yazarken de N'den başlayıp C'ye doğru gidiyoruz. En son taktığımız amino asitin de karboksil grubu açıkta kaldığı için oraya da C terminal amino asit diyoruz. Tamam mıyız? Soru var mı? İyi. Efendim? Sorun değil. Şimdi protein structure and function. Şimdi devam ediyoruz. Yapı ve fonksiyon. A functional protein consists of one or more polypeptides precisely twisted, folded and coiled into unique shape. Şimdi diyelim ki amino asitleri arka arkaya bağladık. Şu halka olarak gösterdiğim şeyler amino asitler olsun. Bunları peptit bağlarıyla birbirine bağladık. Bu bir polipeptit zinciri. Bu nerede gerçek? Kim, hangi organel yapıyor bunu? Evet, ribozomun yaptığı iş amino asitleri birbirine peptit bağlarıyla bağlamak. Şimdi bunları bağladık. Şuraya N diyelim, şuraya da C diyelim. Şimdi amino asit zinciri, daha doğrusu pardon, amino asit zinciri, pardon, polipeptit zinciri ilk çıktığında böyle düzgün zincir gibi düşünülse de böyle düzgün zincir olarak kalmıyor, rahat durmuyor bu. Önce kendi üstüne katlanıyor, helix yapıyor veya üstüne şöyle pilelenmiş gibi katlanıyor. Arkasından onun üstüne bir daha katlanıyor, onun ne demek olduğunu göstereceğim şimdi. Şimdi bu polipeptit zincirleri düzgün zincir şeklinde durmuyor. Kendi üstüne katlanarak, hatta bazen başka polipeptit zincirleriyle bir araya gelerek özel üç boyutlu yapılar alıyor.
Peki nasıl oluyor bu? Ve de şöyle bir şey var. Her proteinin kendine özgü, her protein çeşidinin kendine özgü bir 3 boyutlu yapısı var. 3 boyutlu şekli var. Ve bu şekli tutturmak zorundasınız. Eğer bu şekli tutturamazsanız protein fonksiyon göremez. Protein işlevini yerine getiremez. Nedir bu? Bu bilgisayar ortamında şu şekilde, iki şekilde gösterebiliyoruz. En yaygın gösterimler. Ribbon model ve space filling model. Şimdi dedim ya, bu proteini böyle sentezledik diyelim. En başta şöyle düzgün zincir olarak gösterirsek, bu aslında böyle durmuyor. En başta şu şekilde helix şeklini alıyor. Arkasından bu helix kendi üstüne katlanıyor. Şöyle, şöyle. Tamam. Yani böyle upuzun bir zincirken böyle globüler bir yapı alıyor çoğu zaman. Ya da şöyle bir şey olabiliyor. Peptit zincirleri bu şekilde üst üste birbirine sarılarak daha uzun, mesela bizim bu kolajen öyle, daha uzun yapıları meydana geliyor. Meydana getiriyor. Şimdi bunları 3 boyutlu yapıların gösterimi iki şekilde oluyor. Bir ribbon modeli, ribbon model. İkincisi de space filling model. Ribbon model şu. Burada ne yapıyoruz? İki şey var burada. İki gösterim kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi helix. Bir tanesi de ok şeklinde gösterdiğimiz yapılar. Space filling model biraz daha anlaşılması güç. Ama proteinler arasındaki etkileşimleri gösterebilmek için space filling model kullanmamız gerekiyor. Space filling model da bu. Şimdi şu ikisi aynı protein. Biri ribbon gösterimi, öbürü boşluk doldurma veya işte uzaydaki konformasyon gösterimi. Şimdi bu proteinler bu 3 boyutlu yapılarını alırken şu şekilde bazı üzerinde boşluk yerler oluşuyor. Bunlara groove ya da oluk deniyor. Şimdi bunların ne demek olduğunu biraz daha yakından göreceğiz. Yine mesela burada ne var? Bunu gördüğümüzde ne anlamamız gerekiyor? Şimdi her şeyden önce bunun bir tek zincir olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Bu bir zincir. Bir tarafı baş, başı şurada ya da şurası baş, başka bir yerde göremiyorum. Evet, şuradan başlarsak böyle geliyor. Şöyle, evet, bunu çok takip edilesi bir şey değil, görüntü değil. Arkasından şuradan böyle geliyor, buraya dönüyor. Bakın şurada daha farklı bir yapı var, sonra tekrar helix. Şimdi bu durumda şöyle bir şey var. Şimdi proteinin amino asit dizisi, peptit zincirin amino asitleri kovalent olarak birbirine bağladınız, uzattınız. Bu düzgün zincir proteinin ilk yapısı. O nedenle buna birincil yapı diyoruz. Primer yapı, tamam? Primary sequence. Primary structure şu. Birincil yapı. Arkasından bu birincil yapı helix veya plaka şeklini alıyor. Onu göreceğiz şimdi. Evet. Protein structure function, the sequence of amino acids determines the protein's three-dimensional structure. İşte proteinin 3 boyutlu yapısını belirleyen, bu 3 boyutlu şeklini belirleyen şey amino asit dizilimi. Amino asit dizilimi nasıl belirliyor? İşte proteinin belli bölgeleri artı yüklü, belli bölgeleri eksi yüklü. Bu artı ve eksi yükler birbirini çekiyor. Belli bölgeleri hidrofobik, bu hidrofobik amino asitler bir araya geliyor ve hidrofobik cepler oluşturuyor. Belli bölgeleri hidrofilik ve bu hidrofilik taraflar suyun olduğu taraflara geliyor. Size bir şey hatırlattı mı bu? Evet, hücre zarı. Hücre zarına, hücre zarının orta tarafına bakan, dün söylemiştim, orta tarafına denk gelen proteinler ve dış tarafa, iç tarafa bakan amino asitler, pardon, proteinin dış tarafa ve iç tarafa bakan bölgeleri demiştik. Bu. Protein structures determine its function. Şimdi bu slide çok önemli. Proteinlerle ilgili öğreneceğiniz en önemli, en basit, en temel bilgilerden bir tanesi bu. Bir. Amino asit dizilimi proteinin 3 boyutlu yapısını belirliyor. Proteinin 3 boyutlu yapısı da proteinin fonksiyonunu belirliyor. Tamam? Dolayısıyla fonksiyonla amino asit dizilimi arasında böyle bir geçiş var. Tamam? Hani demin şuraya 5 amino asitlik bir dizi yazmıştım ya. Onun yüzlerce binlerce amino asitten oluştuğunu düşünün. İşte o dizi her şeyin temelinde. Tamam mıyız? Evet, MBG'ye ben girseydim bu renkli renkli şeylerin ne demek olduğunu biliyordunuz. Sorardım. Evet, şimdi şuraya geçelim. Çektin mi? Çekecek misin?
yine de çekin. Yani ben sormasam da önemli bir bilgi. Her zaman için bilmeniz gereken yani en temel bilgi, moleküler biyoloji alanında en temel bilgilerinizden bir tanesi bu. Şimdi neye yarıyor bu? Üç boyutlu yapı nasıl, fonksiyonu belirliyor? Şimdi demin antibodilerden bahsetmiştim. Vücuda giren yabancı maddeleri tanıyan proteinler. Nasıl tanıyor? Bu yabancı proteinler, pardon, bu antibody proteinleri vücuda giren yabancı maddeye özel. O maddeyi gördüğünde o maddeyi tanıyan antibody üretiliyor ve onu yakalıyor. Nasıl oluyor? Antibody'nin belli bir bölgesi, şu bölgesindeki amino asitler, yabancı proteinin bu bölgesindeki amino asitlerle etkileşime geçiyor. Yani non-covalent bağlarla etkileşime geçiyor. Onun da nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Mesela bu neymiş? Grip virüsüyle, grip virüsünü tanıyan antibody'nin 3 boyutlu gösterimi. Biyoinformatikte en önemli işlerden bir tanesidir bu. Özellikle öncelikle proteinlerin 3 boyutlu yapısını belirlemek, 3 boyutlu yapısını modellemek. Arkasından da modellediğiniz bu iki farklı proteinin etkileşimini göstermek. Eğer bunu yapabilirseniz yaptığınız işi çok güzel yerlerde yayınlayabilirsiniz. Evet, şimdi burada saat kaç oldu? 3'e çeyrek var. 1 saat oldu mu? 1 saattir konuşuyor muyum ben? 5 dakika. Tamam, biraz daha devam edelim o zaman. Knockout oldunuz mu? Tamam, biraz daha götürürsünüz. Devam edelim. Şimdi protein yapısında 4 düzeyden bahsediyoruz. Bunlardan çünkü biraz bahsetmeye başladım. Birinci düzey primary structure. Birincil yapı. Proteinlerin birincil yapısı nedir bu? Ben konuşuyorum ama inşallah sesi kaydediyordur. Yoksa bu yaptığımız kayıtların hepsi boşa gidecek. Evet, bir daha gelebilirsiniz, doğru. Yani çünkü karşımda dinleyen insanlar olmadan anlatamıyorum. Evet, devam edelim. Birincil yapı neydi? Birincil yapı amino asit dizisi, proteinin, peptidin ilk çıktığı hali. Birincil yapı dediğimizde bu amino asit dizilimi, peptidin amino asit dizilimi. İkincil yapı. Found in most proteins contains coils and folds of polypeptide chain. Şimdi peptit zinciri suyun içinde, sulu ortamda bu şekilde durmuyor. Düzgün zincir halinde durmuyor. İki ihtimal var. Bir, helix şeklini alıyor. İki, kendi pileleniyor. Pileli bir yapı alıyor. Plaka şeklinde üst üste yığılı aynı zincir. Katlana üst üste yığılarak plakalı bir yapı oluşturuyor. Bunun adı sekonder yapı, ikincil yapı. Üçüncül yapı. Şimdi bu sekonder yapıyı aldıktan sonra bu helixler kendi üstlerine katlanıyor. Yani işte bir helix, arkasından bir pile, arkasından bir helix daha, bir helix daha, bir helix daha, bir tane daha plakalı yapı, bir tane daha plakalı yapı. Üst üste biriktiği zaman bunun adı tersiyer yapı. Birazdan göstereceğim bunun ne demek olduğunu. Şimdi tersiyer yapı bir peptit zincirinin alabileceği en üst düzeydeki yapı. Bir de kuaterner yapımız var. Dördüncül yapı. Bazı proteinlerden birden fazla peptit zincirinden oluşur. Bu birden fazla peptit zinciri, iki veya daha fazla peptit zinciri tersiyer yapısını almış iki veya daha fazla peptit zinciri bir araya geldiği zaman bu da kuaterner yapı. Tamam? Bunun adı da kuaterner yapı. Tamam mıyız? Şimdi şurada tekrar göstereyim bunu. Öncelikle bu primer yapımız N ve C. Şu amino asitler var. Amino asitlerden oluşan zincirimiz. Arkasından bu şöyle bir şeye dönüşüyor. Diyelim ki şuradan şuraya kadar helix bölgesi. Şuradan şuraya kadar bir helix daha. Ondan sonra şurası ve şurası. Şöyle gösterelim. Beta plaka yapıları şunlar da yine helix. Şimdi bunu şöyle göstereceğim. Helix. Bir helix daha. Ondan sonra bir plaka, sonra bir plaka daha. Ondan sonra bir helix daha. Ve C. Bu sekonder yapı.
Peki bu arkasından bu sekonder yapı kendi üstüne katlanıyor. Ve de bizim heliximiz şöyle oluyor mesela. Birinci helix bu. İkinci helix şuradan başlıyor, böyle gidiyor. Ondan sonra plakamız şöyle geliyor. Ondan sonra bunu takip eden bir plaka yapımız daha var. İki paralel plaka. Arkasından bundan sonra bir tane daha helix. Evet, üstünde katladık, bu oldu. Anladınız mı? Tersiyer yapı. Tamam. Şimdi bu tersiyer yapıyı eğer şöyle gösterirsek. Şimdi bu tersiyer yapısını almış bir peptit. Eğer proteinin içinde birden fazla peptit varsa bir peptidimiz bu. Öbür peptit de şu. İki peptit veya işte üç tane peptit bir araya geldiğinde ancak bu fonksiyonel proteini sol anahtarına benzedi. Hiç benzemedi ama hani biraz sinirli bir sol anahtarı. Üç peptit, yani tersiyer yapısını almış üç peptit bir araya geldiği zaman fonksiyonel protein oluşturuyorsa bu kuaternar yapı. Tamam, bu protein kuaternar yapıda oluyor. Anladık mı? Güzel. Ha? Efendim? Aferin. Şimdi evet, şuradan da gösterelim, ondan sonra ara verelim. Primer, sekonder, tersiyer yapıları bitirdikten sonra. Şimdi primer yapı tanımladığımız zaman the sequence of amino acids in a protein. Sadece amino acid dizilimi. Birbirine peş peşe takılmış kovalent peptit bağlarıyla bağlanmış amino acid zinciri. Like order of letters in a long word. Sadece harfleri arka arkaya dizdiğinizde oluşan uzun yazılar gibi. Primer yapı önemli bilgilerden bir tanesi de bu. Dikkat edin. Primer yapıyı belirleyen ne? Primer yapı amino asit dizilimi olduğuna göre amino asit dizilimi belirleyen şey genetik yapı. Yani DNA'da taşıdığınız genetik kod. Annenizden, babanızdan aldığınız genetik kod. Demek ki bu genetik kodda ne yazıyormuş? Genlerinizde ne yazıyormuş? Her bir proteini nasıl sentezleyeceğiniz yazıyor. Mesela beta aktin proteini. Beta aktin hatırlıyor musunuz? Söylemiş miydim beta aktin? Fibronektin? Vitronektin, kolajen, elastin. Mesela kolajen biliyorsunuz, kolajen proteini. Siz kolajen proteinini nasıl sentezliyorsunuz, ne gibi sentezliyorsunuz? İnsan gibi sentezliyorsunuz çünkü insansınız. Eğer penguen olsaydınız penguen gibi sentezlerdiniz. Siz penguen gibi sentezlemiyorsunuz. Neden? Çünkü siz kolajeni insan gibi sentezlemeyi biliyorsunuz. Nereden öğrendiniz bunu? Annenizden ve babanızdan öğrendiniz. Öğrettiler mi kızım bu kolajeni böyle sentezleyeceksin diye? Hayır. Bu bilgi, kolajen proteini nasıl sentezleyeceğinizin bilgisi DNA üzerinde yazılı. Kolajen geninizde ya da kolajenin alt birimlerinin genlerinde yazılı. Sonuç olarak primer yapıyı belirleyen şey DNA'da yazılı olan genetik bilgidir. Kalıtsal bilgi. Evet, bu bizim primer yapımız. Tamam. Bizim proteinimizin primer yapısı. Amin grubu N-terminal, karboksili grubu. C-terminal kaç amino asit? 125, 126, 120, 127 amino asitten oluşan bir peptit zinciri. Bunu Campbell'da bulabilirsiniz. Sonra sekonder yapı, ikincil yapı. İkincil yapıya geldiğimizde coils and folds. Nedir bunlar? Results from hydrogen bonds between repeating constituents of polypeptide backbone. Typical secondary structures are coiled helix and beta pleated sheet. Şimdi şöyle. Dediğim gibi bu birincil yapı olarak kalmıyor. Ya helix şeklini alıyor ya da plaka yapısını alıyor. Nedir? Helix şu. Tamam mı? Kendi üstüne helix olarak katlanıyor. Ya da uzun bir zincir bir daha böyle, bir daha böyle, böyle Z şeklinde gidip şu beta plaka yapısını oluşturuyor. Şimdi deminki ribbon diagramında helixleri helix şeklinde, beta plaka yapılarında ok şeklinde gösteriyoruz. Özellikle modelleme yapacaksanız, istatistikçiler, modelleme yapacaksanız bunları yapmanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Beta plaka yapılarında iki tip bir yapı var. Paralel yapı ve antiparalel yapı.
Şimdi peki, önemli olan bir şey daha. Sekonder yapıyı sağlayan şey ne? Sekonder yapı neden oluşuyor? Hidrojen bağları yüzünden. Şimdi, şuradaki bir amino asitin, ta buradaki amino asitin, amin grubu, daha doğrusu pardon, karboksil grubu, kendisinden 1, 2, 3, 4 amino asit sonraki, 4 sonraki amino asitin amin grubunu çekiyor. Hidrojen bağı kuruluyor bunların arasında. Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerden hatırlayacaksınız. Nonkovalent bir bağdır hidrojen bağı. Amin gruplarıyla karboksil grupları birbirini çeker. Kimyada göreceksiniz bunu. Kısaca böyle bilin. İşte bu bir amino asitin kendisinden 4 veya 5 sonrası veya 6 sonraki amino asitin bir amino asitin kendisinden 4 veya 6 sonraki amino asitin yine tutturamadım. Bir amino asitin karboksil grubunun karboksil grubunun kendisinden 4 veya 6 sonraki amino asitin amin grubunu çekmesi ve bunların arasında hidrojen bağının kurulması bu sekonder yapının oluşmasına sebep oluyor. Yani bu 4 veya 6 şeklinde gidiyorsa bu heliks oluyor. Bu heliksi oluşturuyor. Eğer daha uzun aralıklarla oluyorsa bunlar da plaka yapılarını oluşturuyor. Beta plaka yapılarını oluşturuyor. Yani buradan take home message. Sekonder yapıyı sağlayan şey nedir? Evet, kimle kim arasında? Amin ve karboksil grupları arasında ama birbirinin arkasından gelmeyen, ardışık olmayan amino asitlerin. Yani 1 ile 2, 2 ile 3 değil. 1 ile 4, 4 ile 8 o şekilde. Veya 1 ile 6, 6 ile 12 veya 1 ile 6, 2 ile 7, 3 ile 8 bu şekilde. Tamam? Does it make sense? Yes, good. Evet, bu sekonder yapı. Evet, sekonder yapı da bir protein. Örümcek ağı. Beta plaka yapısı. Örümcek ağı beta plaka yapısında. İpek de beta plaka yapısında. Yün alfa helikiz yapısında bir sekonder yapı. Evet, tersiyer yapı. Üçüncül yapı. Tertiary structure is determined by interactions between R groups. Evet, şimdi. Sadece bu amin ve karboksil grupları etkileşmiyor. Etkileşen başka bir grup daha var ve daha çok etkileşiyor. R grupları. Farklı amino asitlerin yani bir peptit zinciri üzerinde farklı pozisyonlarda bulunan amino asitlerin R grupları birbirleriyle etkileşiyor. Şimdi demin sadece hidrojen bağları vardı. Burada hidrojen bağları var. İyonik etkileşimler var. Hidrofobik etkileşimler var. Başka ne var? Bir şey daha var. Van der Waals bağları var. Hatta bir tane de kovalent bağ var. Ama çoğunlukla hidrojen bağları, Van der Waals bağları yani zayıf etkileşimlerden aklınıza gelecek her türlü etkileşim bunları sağlıyor. Ancak tersiyer yapıyı oluşturan şey R grupları arasındaki etkileşim. These interactions between R groups include hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions and Van der Waals interactions. Strong covalent bonds called disulfide bridges may reinforce protein structure. Bir de kovalent bağ var. Disulfide bağ deniyor. Ve de kimler arasında oluyor biliyor musunuz? Demin sistein demiştim ya size. Hani sisteinin tepesinde SH grubu vardı. Bu yani zincirin şurasındaki diyelim ki şöyle bir zincirimiz var. Burasında ve şurasında sisteinler var. Tamam mı? İki tane sistem var. Bunların da SH grupları var. Şimdi şunların hidrojenleri gidiyor ve bu kükürtler birbirine kovalent olarak bağlanıyor. O zaman ne olur bir zincir? Böyle olur mu? Yani şöyle sistein kükürt kükürtlerden birbirine kovalent bağladık. Şimdi bu kovalent bağ olduğu için şuradaki yazanların hepsinin bir özelliği var. Bunlar non-kovalent bağlar. Yani ısıttığınız zaman bunları kaybedersiniz. Sıcaklık yükseldiği zaman belli bir derecenin üstüne çıktığında hidrojen bağlarını bile kaybedersiniz. Ancak eğer bir peptit zincirini bu şekilde disülfit bağlarıyla sisteinlerinden birbirine bağlayarak sağlamlaştırıyorsanız onu ısıtsanız da proteinin 3 boyutlu yapısını bozamazsınız. Tamam? İşte sisteinler o nedenle önemli. Sistein amino asitleri. Oldu mu? Bu bağın adı ne? Kovalent. Tipi kovalent.
disülfit. Yazıyor orada disülfit köprüsü. Tamam? Disülfit bağı. Oldu mu? Allah'a şükrediyor musunuz şey moleküler biyolojiye ben girmediğim için? MBG'nizi. Evet. Şimdi burada bir tersiyer yapı görüyorsunuz. Bu tersiyer yapıda şu oklar neydi? Beta plaka, evet. Oklar beta plaka. Şu? Alfa helix. Evet, bu bir alfa helix. Ucunu, evet ucu şurada. Şimdi birinci beta plaka şöyle geliyor. İkinci beta plaka böyle geliyor. Üç şöyle geliyor. Görüyor musunuz? Takip ettiğinizde birbirinden çok uzak yerler, uzak pozisyonlar bile katlanma sonucunda bir araya gelip birbirine yaklaşabiliyor, yapışabiliyor. Bu tersiyer yapı. Evet, hidrojen bağları. Ama bu hidrojen bağlarını şeyle karıştırmayın. Alfa helix ve beta plaka yapısını oluşturan hidrojen bağlarıyla karıştırmayın. Buradakiler R grupları arasındaki hidrojen bağları. Tamam? R grupları arasında hidrojen bağları olabilir. Hidrofobik iki amino asit, yine ikisi de hidrofobik olduğu için sudan kaçıp bir araya gelir. Bu da bu şekilde bir katlar proteini. Ayrıca artı ve eksi yükler birbirini çektiği için. Mesela şuradaki eksi yük, buradaki artı yüklü amino asiti çekiyor. Ve de bu da proteinin bir de böyle katlanmasına sebep oluyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra şuradaki iki sisteini birbirine bağlamışız. Ve de yapıyı sağlamlaştırmışız. Kuaternar yapı. İki veya daha fazla peptit zincirinin tersiyer yapısını almış. İki veya daha fazla peptit zincirinin bir araya... Rica edelim. Evet, kuaternar yapı. İki veya daha fazla peptit zincirinin bir araya gelmesiyle oluşan yapı. Kolajen bir fibroz protein ve 3 polipeptidin birbiri üstünde sarılması ile oluşuyor. Kolajen o nedenle özel bir yapı. Hemoglobin globüler bir... burada proteinlerin bir çeşit, bir tip, bir yolla sınıflandırılması. Proteinleri 3 boyutlu yapısını aldıktan sonra ikiye ayırabiliriz. Fibroz proteinler ve globüler proteinler. Fibroz proteinler iplik şeklinde, örnek kolajen, elastin. Globüler proteinler örnek hemoglobin ve diğer çok sayıda enzim. Hemoglobin bir globüler protein ve 4 polipeptit zincirinden oluşuyor mesela hemoglobin. 2 tane alfa, 2 tane beta. Yani 2 tane alfa protein, alfa peptidi sentezliyorsunuz, birbirinin aynısı. 2 tane beta peptidi sentezliyorsunuz, onlar da birbirinin aynısı. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman bu size oluyor hemoglobin. Ama ortasında bir de hem grubu takmanız gerekiyor. Peptit olmayan bir grup. Evet, bu kuaternar yapı. Bir tane tersiyer yapı, başka bir tersiyer yapı. Bu kuaternar yapıyı almış durumda. Şimdi bakınca bir şeyler anlıyor musunuz bunları? Sizin için bir anlam ifade ediyor mu bu helixler ve oklar? Cık mı? Cık bize... bu. Tersiyer. İşte bu ters, aferin güzel soru. Bu primer yapıdan tersiyer yapıya geçme endoplazmik retikulumda oluyor çoğu zaman. Hepsi için değil. Önce sekonder, ondan sonra tersiyer. Evet, 3 aşama. Önce tersiyer yapıyı alman, sekonder yapıyı alıyorsun. Sekonder yapının kendi üstüne katlanmışı tersiyer yapı. Kuaternar yapı çoğu zaman sitoplazmada meydana geliyor. Ya da yani endoplazmik retikulumda kuaternar yapıyı alan var mı emin değilim, tam olarak bilmiyorum. Ama tersiyer yapı endoplazmik retikulum ve Golgi'de alıyor. Yani size o şeyde anlattığım, endoplazmik retikulum ve Golgi'de anlattığım olaylar bunlar. Yani bu üç boyutlu yapıyı alması orada, işte bu yüzden dinlemenizi istedim. Şey, protein dersini bu yüzden dinlemenizi istedim. Dinlemeseniz havada kalacaktı çünkü. Hala havada diyenler var. Gibi bakanlar var. Yok deyin. Aferin. Evet. Şimdi birincil yapından primer yapı yok burada. Sekonder yapıdan kuaternar yapıya doğru gidişi bu resimde görebilirsiniz. Yine Campbell'da var bu resim. Oradan isterseniz bakın. Evet, bu kolajen fibroz protein dedik. Sekonder yapısını almış peptitler
sekonder yapı şeklinde bir araya geliyor. 3 tane sekonder yapı bir araya geliyor ve bir ipliği halat gibi birbirine sarılıyor ve kolajeni meydana getiriyor. Evet, bu da bizim hemoglobin. 2 tane alfa peptidi, 2 tane beta peptidi. Önemli bir bilgi. Kuaternary yapıdaki bir proteinle her bir peptit zincirine bir subunit veya alt birim diyoruz. Önemli. Tekrarlıyorum. Kuaternary yapıdaki bir proteinde her bir peptit zincirine bir alt birim, hani iki veya daha fazla peptit zinciri dedik ya, her biri bir alt birim ya da subunit. Yani hemoglobin 4 alt birimden oluşuyor. 2 alfa, 2 beta. Tamam? Evet. Sickle cell'ı burada duralım. 15 dakika ara.